Ahmet Aras tarih verdi, Fethiye-Marmaris arası feribot ve yolüstü otopark. Yolüstü otoparklar biliyorsunuz şikayetlere de konuydu. Tabii ki bir trafik düzenlemesi de aynı zamanda tesis ediyordu. Ancak yüksek fiyatlar, vatandaşın kendi sokağında, sokakta park ettiği arabaya para ödemesi, esnafın dükkanın önünde para ödemesi gibi ciddi sıkıntılar da vardı, sorunlar da vardı. Bunları çözmek için biz bu işi ihale etmekten vazgeçtik. İhale çünkü edince ister istemez bu iş rantsal bir konuma doğru gidiyor. O da çeşitli çatışmalar yaratıyordu. Ben de ihaleyi iptal edin dedim. Biz kendimiz, kendi Mutlak şirketimiz aracılığıyla bu işi yönetelim. Hem de orada birçok kardeşimize de istihdam sağlayalım. Aynı zamanda da çok uygun bir şekilde trafiği düzenleyelim. Hiç kimseyi de incitmeyecek küçük de bir rakam. Sadece o işi döndürecek bir ücret alalım. O kadar. Bunu yapmaya başlıyoruz. Şimdi personel istihdamına geçtik. Çok yakında yavaş yavaş, sakin sakin, ağır ağır o sisteme geçeceğiz. 1 Haziran'da başlayacak galiba. Evet, 1 Haziran'ı hedeflemiştik. Arkadaşlarım çalışıyorlar. Yakında etap etap, şimdi ilk başta bir 68 personeli alacağız. Ama toplamda yaklaşık 380 civarında çalışanla bu iş yönetilebiliyor. Tüm Muğla için söylüyorum tabii ki bunu. Tüm Muğla'daki caddeler için söylüyorum. Uygun olanlar, olmayanlar, sokaklar, bazılarını çıkaracağız. Tekrar değerlendireceğiz bu komede. Ama ne vatandaşımızı rahatsız edeceğiz, ne esnafımızı rahatsız edeceğiz, ne de gelen misafirlerimizi rahatsız edeceğiz. Belediyenin kendi sistemi içerisinde yönetilecek bir sokak, otopark düzenlemesi. Van'da açıklaması. Olacak. Yani şimdi inşallah Kabotaj Bayramı'nda çok önemli bir burada girişimi başlatacağız. Biz biliyorsunuz Anadolu olarak üç tarafı denizlerle çevrili. Çok uzun bir kıyı şeridine sahip, üç tarafı deniz deyince tabii ki öyle zaten. Bir ülkeyiz, büyük bir yarımadayız, Anadolu yarımadası. Ama Muğla'ya baktığınızda da 1480 kilometre kıyı şeridiyle yine çok önemli turizm destinasyonlarıyla mükemmel potansiyel olan bir kentiz biz. Denizi kullanmamak hiç akılcı bir iş değil. Hele hele karasal trafiğin bu kadar arttığı bir dönemde deniz trafiğinin de en iyi şekilde yönetilmesi lazım.